Bay. Kim nasıl görünüyoruz acaba? Başlıyor. Başla. Evet, Bartın'ın Amasra ilçesinin Çakraz köyünden merhaba. Bugün Özbekistan gezilir mi? Gezilirse nasıl gezilir? Gibi tüyolar vereceğiz. Çok sormuştunuz. Çok soru geldi. O kadar soru geldi Aşırı. ki aynen aşırı böyle hani. Yani tüyolar, yapmaları gereken, dikkat etmesi gereken şeyleri anlatmak istedik. Onunla ilgili hani bir video çekelim dedik. Birkaç not hazırladık, onlara bakalım. Mesela Özbekistan'a Gidelim mi? gitmeli miyiz? Aynen sen Gitmeli istiyorsun. miyiz? Ya bence kesinlikle gitmelisiniz. Hep aynı yerlerde geziyorsunuz. Ya bilmiyorum şimdi izleyen kişinin hani hep aynı yerlerde gezip gezmediğini ama Özbekistan'ın şöyle bir avantajı var. Yeni yeni turizm açıldı. Yani Türkiye ile yeni vizelerini kaldırdılar. Biraz daha böyle turistik değil. Ama aynı zamanda turistik yerleri de Neresi? çok farklı. Daha ucuz ve Türkçe konuşulabiliyor. Yani Türkçe anlaşabiliyorsunuz. O Mesela yüzden gezmeye yeni başlayacaklar için güzel bir başlangıç bence noktası de olabilir Özbekistan. başlangıç için falan çok uygun Ve hani bir tur ülke. yerine kendinizin de çok rahat, güvenle gezebileceğiniz şehirler. Peki. Sor. Gitmeden tek başınıza gezerken bu uçaktır, kalacak yerdir nasıl hallediyorsunuz? Yani uçakta şöyle Pegasus'un şu an uçuşu yok. Hani ucuza uçak söylemek açısından. Türk Hava Yolları ve Özbek Airways'e bağlısınız. Türk Hava Yolları çok pahalı oluyor açıkçası biz baktığımızda. Hani bazen indirim falan yakalayabiliyorlar ama Özbek Airways'in de fiyatı hep aynı. 250 dolardı sanki. 249 dolardı. 230 mu? Yani öyle bir şey. 240 mu? 200 Öyle bir küsür şey. dolarlardaydı. Biz Taşkent'te başlayıp Taşkent, Semerkant, Buhara, Hiva'dan da geri döndük İstanbul'a. Hani rot bit yuvarlak çizmedik. Gittiğimiz yerde bir daha dönmemek şekilde geldik. Yani ben onu tavsiye ediyorum. Ya da Evet. Hiva'dan başlayıp Hiva, Buhara, Semerkant ve Taşkent yapıp geri dönün. Yani bir yerden başlayın, bir yerden çıkın. Özbek Airways'in bu Hiva'dan İstanbul'a uçuşu var. İstanbul'dan Taşkent'e yani Taşkent ve Hiva arasında uçaklar var. Ama Türk Hava Yolları'nın hem Buhara'ya hem Semerkant'a, Hiva'ya da ve Taşkent'e de uçaklar var. Aynen. Ama bir tık pahalı oluyor. Gidiş uçağınızı işte oraya gidişinizi Taşkent, dönüşünüzü Hiva'dan seçerseniz çok daha rahat olur Yani düz bir ulaşım çizgisel bir açısından. şekilde gidersiniz ve Aynen. bir daha Trenle geri dönmezsiniz. başlarsanız trenle başlayıp hani bir daha ülke içinde uçak kullanmanıza gerek kalmaz. Taşkent'ten başlayıp Hiva'dan dönüşle bence Aynen daha kısaca bir tur mantıklı olur. yaparsınız ya da Hiva'dan başlayıp Biz Taşkent'ten Taşkent, dönün. Semerkant, Buhara, Hiva gezmiştik ama rotaya eklemek isterseniz Fergana'da. Fergana aynen Fergana'ya da gidilebilir. Güzel bir Kırgızistan şehri. sınırında. Evet. Otelde Booking'den Evet. bakıyoruz. Yani sıkıntı olmuyor. Booking Türkiye'de yasaklı ama Özbekistan için baktığınızda bakabiliyorsunuz. Biz şehrin hani gecesinde gündüzünde rahatlıkla görebilelim diye genelde böyle merkezi yerlerde kalmayı tercih ediyoruz. Ve uygun yerlerde. Yani merkezi ve uygun, temiz bir yerde kaldık yani açıkçası. Tavsiye edebileceğim, hani Taşkent'tekini tavsiye edemem. Çok iyi bir değildi. Buhara'daki de iyi değildi ama Semerkant Guest House var. Linkini atarız. Bir de özellikle Hiva'da da Karaosa Hotel'de kaldık. Medreseydi. Videolarda var zaten. Özellikle hani o ikisini tavsiye edebiliriz Evet. ki gönül rahatıyla kalabilir. Çekileri çok tavsiye etmedik. Hani Otel aynen. şey yapmayalım. Bunları Booking'den ayarladık. Kahvaltı da dahildi ikisine de. Seçerken ona dikkat edebilirsiniz belki. Ama onun haricinde mesela biz genelde kahvaltılarda dışarı çıktığımızda bir de bir samsa yemeyi tercih ediyorduk. Her gittiğiniz şehirde bence samsasından ve pilavından mutlaka tadın. Çünkü farklı yapıyorlar. Semerkant'taki ile Taşkent'teki pilav aynı Aynen her değildi bir yerde mesela. gittiğinizde şey yapar. Aynen. Başka ne vardı? Dil konusuna değindik Aynen dil aslında. konusunda hiç hani sıkıntı yaşayamayacağını sanmıyorum. Yani biz hiç İngilizce konuşmadık. Anlaşıyorsunuz. Tamamen Türkçe ile anlaşılıyor. Hani o konuda şey olmaz. Peki, buradan Özbekistan'a gittik, uçtuk. Ne Tamam. yapıyoruz indikten sonra? İndikten sonra parayı çevirmeniz gerekiyor. Havaalanları da biraz pahalı olduğu için biz 5 dolar gibi bir para çevirmiştik. 5-10 Aynen, dolar falan çevirmiştik. uygun bir miktar Ondan diyelim. sonra Taşkent için söylüyorum hemen otobüse bindik. Hani taksiyle de uğraşmadık. Taşkent'in şöyle bir avantajı var. Google haritalara gitmek istediğiniz yeri yaptığınızda Taşkent içerisinde tüm belediye otobüslerini, metroları falan gösteriyor. Öyle olunca 742 miydi neydi öyle bir şey vardı. Hattına bindik hemen yarım dolara şehir merkezine geldik. Ondan sonra para çevirmek için de ATM'lerden de çevirebilirsiniz ya da bankalarda çevirebiliyorsunuz. Öyle exchange ofisler yok. Onun avantajı şöyle oluyor. Bankalar daha güvenilir olduğu için bankada direkt çeviriyorsunuz. Aynen. Para birimleri Özbek somu diye geçiyor.
Biz 200 dolar çevirmiştik ve hayli hayli yetti. Çok para verdiler böyle cebimize sığmayacak kadar. ATM'lerde sanırım karttan direkt Aynen kart, yani çekebiliyorsun. o her yerde, dünyanın her yerinde olduğu gibi. Özbekistan'da Aynen, da para da çekilebiliyor. çevirebiliyorsun diye biliyorum, hani Hı. fizik koyduktan sonra. Biz onları hiç tercih etmedik. Sen bankadan ilk Biz bir kere gün 200 dolar çevirdik bankadan. O bize 10 gün yetti, siz öyle onun değil mi? haricinde ama yemek yediğimiz yerlerde falan karttan da Aynen, ödediğimiz oldu. karttan ödediğimiz oldu. Aynen. Oteli karttan ödediğimiz oldu. Bazen trenleri karttan ödediğimiz oldu ama 200 doları da cepten nakit olarak bize 10 gün Aa, içinde yetti. şehir içinde sadece otobüs mü kullandık? Şehir içinde Taşkent'te otobüs kullandık. Çünkü dediğim gibi şeyler vardı. Otobüs hatları nereden geçiyor, nasıl Çok gidiyor falan. rahattı. Diğer şehirlerde ise Yandex Go'yu kullandık. Yandex Go'yu da Uber gibi düşünün. Nereden ne kadar, hangi fiyata gideceğini çok rahat belli oluyor. Sarı taksiler mesela bir yerde 30 bin tümen dediği, 3 dolar dediği yerde biz 10 bine demeye çalıştık ve taksici gülüp geçti. Hani hiç pazarlık payı bile bırakmadı, güldü geçti ve Yandex Go'ya baktığımızda 10 bin, tam 10 bine adam bizi aldı götürdü. Sarı taksiler çok şey yapmıyor. Yani Yandex Go'da fiyat belli, şey belli. Semerkant ve Buhara'da biz tamamen Yandex Go'yu kullandık. Ama Hiva'da Yandex Go Aynen, kullanılmıyor. Hiva'da geçmiyor. Semerkant'ta da indiğimizde o uygulamayı biz indirememiştik. Çünkü telefonun bölge ayarlarından dolayı bölgeyi değiştirmek zorunda kaldık. Ondan sonra kullanabildik. Yandex Go'yu indirin. Şeyi. Kesinlikle indirin. Yani o en büyük vereceğimiz tavsiye Yandex Go'yu indirmektir. Bir de kayıt muhabbeti var. Hani onu da hazır uyarılardan bahsetmişken. Özbekistan'da geldiğinizde göçmen birimine kayıt olmanız gerekiyor. Biz bu şeylerde işte şu tarihlerde şurada kalacağız gibisinden. Onu Allah'tan şöyle bir şey var. Otelde yapıyorlar. Hani biz hostelde, otelde neredeyse kalırsanız kalın. Registration. Registration yapıp bize verdiler. Biz hiç ne registration için uğraştık, Çıkarken ne bunu de çık, unutmayın aynen ama. çıkarken saklayın bunu, sorabiliyor derler dediler. Bize sormadılar. Yani gıcık bir memura gelirseniz sorarlar. Biz yanımıza taşıdık. Yani nerede olursa olsun otelden çıkarken bize registration'ımızı vermişlerdi. Çok büyük bir problem değil yani, korkmayın. Göçmen birimine gideceğiz, orada kuyruk bekleyeceğiz falan değil. Yani biz hiç uğraşmadık. Ama Sadece yine de otelde, otelden otelden çıkarken çıkarken dikkat veriyorlar. edin. Otelden çıkarken Vermen almayı lazım unutmayın. tabii. Yani Evet. veriyorlar çünkü, şey Evet. değil. Para çevirmeyi söyledik. O Söyledik. zaman hat Ha, ne yaptık? telefon hattı da şöyle, ucuz yine dediğim gibi. Ucell diye bir hat var. Ona gittik. Ama 5 bir ben mobil mi? Öyle bir şey de var bir de. yani Bir. Ucell'i söylüyorlar. Zaten ucuz ve her yerde o var. Bir arkadaşla tanışmıştık. Onlar bir kullanmış. Havaalanlarında da bir var sanırım ama biz Ucell diye bir şey kullanmıştık. Kullandık. 3 GB, yok ben 5 GB'lık internet almıştım. 3 3 dolar dolardı. verdik. Büşra da 10 GB'lık bir internet almıştı. O da 5. 7 mi 5 dolar. Yani 10 dolar değildi. Aynen, Yani ikimiz aynen. toplasanız maksimum verdiğimiz 12-13 Evet, dolardı. çok rahat da yetiyor. Çok yani rahattı, hızlıydı internet. Her Hani şey yerde de de değildi. oluyor genelde Wi-Fi'de de internet. sıkıntı olmuyor aynen. Yani biz o 2 GB'larla hayli yetti yani. Şey, sim kart alın yani. Buradan internetten paket şu bu falan, hani eğer yurt dışı paketiniz varsa tabii bakabilirsiniz ama eğer bizim gibi hani yoksa yurt dışı ile ilgili hiçbir kampanyanız, buradan paket almak yerine orada gidin 3-4 dolara daha çok GB olan bir paket alın, internetiniz olsun. Çünkü hani Yandex Go taksi çağırmak için falan gerekeceği zaman hani o sime harcayacağınız parayı kayla hayli karşılayacaksınız. Başka ne anlatabiliriz ki? Ya gidilir, güvenli, hiç şekilde güvensiz hissetmedik. Buhara'nın özellikle gece ıssız yerlerinde dolaştık. Hani hiç böyle en ufak bir güvensizlik hissetmedik. Güvenli Peki bir o yer. zaman şey sorayım. Mesela gitmediğin ama gitsem dediğin ya da gittiğin pişman olduğun yerler var mı Özbekistan'da? Ya Taşkent'te Beş Kazan'ın orada bir müze vardı. Oraya gittiğime pişman oldum. Ruslardan bağımsızlığını alma müzesi gibi bir müzeydi. Ama Ruslardan alınan bir bağımsızlık mücadelesi anlatan müze Bağımsızlık tamamen Ruscaydı. İngilizce de yok. Hani kendi dilleri de çok yoktu. nadir böyle İngilizce'de yazılmış ama Hiçbir şey hani turiste anlamadan yönelik değildi. değildi. Aynen. Biraz daha milli duygularla yapılmış Ona belki bu gittiğime şey. pişmanım. Onun dışında Başında bir anıt vardı ama yine. O güzeldi. parkı gezebilirsiniz. Beş Kazan'ın direkt Aynen. karşısında. Aynen. Beş Kazan dediğimiz yerde şey, meşhur pilavcısı. Yani zaten Aynen. büyük ihtimal Ona bu gidin. videoya ulaştıysanız onlar da ulaşmışsınızdır, İzlemişsinizdir belki. izlemişsinizdir zaten. Aynen. Bir de Hiva'da kale içine girmek bedava ama kale içindeki müzelere girmek 12 dolardı sanırım, ya da 10 dolardı. Ona pişmanım, değmez. Değeceğini çok düşünmüyorum. Çünkü kalelerin, yani kalenin içerisindeki medreselerin dışarıdan görmek daha güzel oluyor. İçindekilerin hani çok bir ekstrası yok. Hani o fiyata değmeyeceğini düşünüyorum ama hani gelmişken bir görelim derseniz de siz bilirsiniz. Bir de Çünkü. Hazreti Danyal'ın bir yeri var Evet. Semerkant'ta. Oraya gittiğimizde de pişmanız. Yani öyle o Ya çok şöyle yol pişmanım. Yol üstü olduğu için hani gitmişken üstündeydi. görelim dedik. 10 metre bir mezar yapmışlar. Hazreti Danyal'ın cesedi diye, şey yattığı yer diye.
Küçücük bir yer ve başka da bir şey yok, Ya sadece bir şey. giderseniz de onu da şöyle de bir şey söyleyeyim. Biz girerken giriş ücreti verdik ama girerken kimse aslında size bilet falan sormuyor. Bizden başka bilet alan da olmadı. Yani Direkt herkes girdi çıktı. bir kişi falan daha almış olabilir, bilmiyorum. Gelen giriyor, gelen giriyor. Biz sormuştuk, bilet aldık. Sonra baktık çıkarken herkes direkt yukarı Çıkabilir. doğru çıkıyor. Yani girerseniz ona da dikkat edebilirsiniz. Bir de biz Semerkant'ta, ya fark edersiniz haritada görürsünüz merkezde kalırsanız ama pek mesela taksi tercih etmedik. Orada kağıt müzesi vardı. Gidip gitmeme konusunda kararsızdık onda da. Aynen. Yandex bulduk, gittik. Şey geçeyim. Kesinlikle değer bir yerdi. Başka da geçen de geç. Biz Geçebilirsiniz. keseriz. Siz geçin. Ona dikkat edin. Siz anlayın. Kendi kendimize konuş. Aynen. Başka ne ördük ya? Başka da bir şey kalmadı. Gezilir mi? Gezilir Tabii arkadaşlar. kesin Gidilir. Kağıt gidilir. fabrikasına gidilir Semerkant'ta. Taksiyle gidilebilir. Aynen. Ha, biraz şeyden bahsedelim. Yemek yediğimiz yerlerden bahsedelim. Taşkent'te 5 kazanda yemek yiyebilirsiniz. Bir de Rayhon'da yemek yedik. İkisinden de memnun kaldık. Semerkant'ta şeyde yedik. Bir Li Hatun Tea House'da yedik. Onu da haritadan Google Maps'ten atarız şeyden. O da güzeldi. Buhara'da da Old Buhara'da yedik. Gayet güzeldi orası. Ama Evet. ikinci kez gittiğimizde bir tık şeydi, sevmedik. Çok yoğundu ve hani siparişimizi almadılar, şey yapmadılar falan. Öğlen saatlerinde gitmeye bakın. Öğlen saatleri yoğun değildi ve yoğun olmazken gerçekten çok güzeldi. Orada da et yedik. Saf et, böyle 400 gram et yemiştik. Ve gerçekten çok güzel bir eti vardı. Hiva'da da teras kafede yedik. Orada çok güzeldi. Yani her yeri güzel. Yemekleri gerçekten güzel. Et... Biz havaalanına tekrar dönüş Hiva'dan yaptık. Ürgenç'e uğramadık. Şehir Onu da diye sordular hani. aslında. Aynen. Ürgenç'ten veya Hiva'dan havaalanına nasıl gidebiliriz? Özellikle Hiva'dan havaalanına 45 kilometre. Biz 45 kilometrelik yolu 10 dolarlık taksiyle gittik. 1 saat sürdü yolculuk. Bu kadar yani bu taksi. Tramvoleyler var. Onlar 2 dolar. Şey Polonyalı çocuk öyle gitmişti. Trolleybus var. Trolleybus. Aynen onlardan işte. Onlarla 2 dolar Aynen. da hani onun yerini falan bilmemiz gerekiyor. Ama bir yere kadar Bir yere kadar götürüyor. Oradan götürüyor. tekrar başka bir şeye binmeniz Ya gerekiyor. ona gerek yok. Verin Onun 10 için uzun izniniz doları. Büyük vardır. ihtimal 20 dolar falan fiyat çekerler. Biz orada otel sahibine söylemiştik. O Evet. ayarlamıştı. Pazarlık falan yapıp 5 dolara gidenleri de duyduk ama 10 dolara yani hiç Evet, biraz size bağlı. uğraşmadan binip sizin kaldığınız yerden alır götürür ve havaalanına bırakır. Bir saatlik bir yolculuğu var, 45 Evet, kilometre. gelirken. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım siz de bizim kadar Özbekistan'dan keyif alırsınız. Bizi izleyen Özbek kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bulmuşlar bizim videoları. Çok Evet. güzel de, dileklerde bulunmuşlar Özbekistan videolarında. Instagram'da İnşallah bir daha yazdılar. gideriz. Yani gidilir tekrar gidilebilecek bir şehir, ülke. Öyle yani kesinlikle gitmenizi tavsiye ederiz. Umarız hani bu videoda eğer karamsarlığınız varsa bu videoda Özbekistan lehine olumlu Evet. düşünceleriniz olmuştur. Biz sevdik. Yine Siz de sorularınız. hani sorularınız olursa Instagram'dan yazın. Yazabilirsiniz. YouTube'dan da yazabilirsiniz. Zaten kesin görürüz yani. Çünkü bir kişi falan soruyor yani şey olarak. DM çok kalabalık. Aynen DM'lere Bilmiyorum. bakamıyoruz cevaplara falan. Yazarsanız biz cevaplamaya çalışırız elimizden geldiğince. Aynen. Yine sizin önerileriniz de olursa YouTube yorumlarında ya da Instagram gezişkenlerde başkalarına önerilerde bulunabilirsiniz. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın.